Kuyum Haber'den herkese merhaba. İstanbul Jewelry Show tüm hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz 56.sı yapılıyor. Tüm dünya çapında bir organizasyon. Dev bir organizasyon. Dünyanın sayılı mücevher organizasyonlarından biri. Tabii sektörümüzün de çok değerli firmaları var. Türkiye'de üretilen mücevheri dünyanın dört bir tarafına ihraç eden firmalar bunlar. Onların başarılı yöneticileri var. O isimlerden bir tanesi de biliyorsunuz Hoşgör Pırlanta'nın firma sahibi Sayın Ceyhan. Hoşgör, kendisiyle birlikte hem organizasyonu değerlendireceğiz hem de biliyorsunuz hep sektörümüze yenilikler katan bir isim. Yeni gelişmeler var mı Hoşgör Pırlanta ile ilgili onları da soracağım. Ceyhan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa'cığım. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasıl buldunuz 56.sı yapılıyor İstanbul Jewelry Show'un ama çevremiz tabii bir ateş sarmalı diyebiliriz. Güneyimizde savaş, kuzeyimizde savaş. Nasıl değerlendirirsiniz bu organizasyonu? Yani firma fuar organizasyon olarak her geçen yıl üstüne koyarak ilerliyor. Atıyorum 5-6 yıl önce tuvaletlerden başlayarak en ufak durumlarda bile problemler vardı, sıkıntılar vardı. Onlar hep düzeltildi. Fuar alanımız güzelleştirildi. Organizasyonu yapan firma gerçekten üstüne her sene koyarak organizasyonu gerçekleştiriyor. İhracı açılar biliyor. Çeşitli organizatörler de buraya müşteri getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Herkes üstüne koymaya çalışıyor ama bir de hayatın gerçekleri var tabii ki. Bu gerçekler nedir? Sen de herkese konuşuyorsun, duyuyorsun. Herkesin dile getirdiği gibi aşağımız savaş, yukarımız savaş. Her yerde bir sıkıntımız var. Güneyimizdeki savaş her geçen gün farklı durumlara evriliyor. Her geçen yeni gelişmeler oluyor. Bu da tabii ki müşteri yelpazemizde bir stres yaratıyor. Bir durağanlık yaratıyor. Bu durağanlığın fuara yansıması kaçınılmaz oluyor açıkçası. Zaten daha önceki fuarlarda yaptığımız röportajlarda da diyorduk Orta Doğu'dan çok müşteri geliyor diyorduk. Evet, evet. Avrupa'dan çok fazla müşteri gelmiyor diyorduk maalesef. Maalesef evet. Bizim fuarımız son 10 senedir diyeyim biraz daha Orta Doğu coğrafyasına hitap eden bir fuar durumuna geldi. 20-25 yıl önce ben çok hatırlıyorum, çok Amerika'dan, Avrupa'dan çok müşteriler gelirdi. Tabii o müşterilerin gelmesinin, azalmasının birçok sebebi var. Yani sadece organizasyonla ya da Türkiye'nin lokasyonuyla alakalı değil, çok farklı sebepleri var. Ama dediğim gibi son 10 yıldır biraz daha Orta Doğu fuarına evrildi. Biraz Rus gelirdi, Ukraynalı gelirdi, Balkanlardan insanlar gelir. Şimdi onlar da çok azaldılar. Ama dediğim gibi bu jeopolitik durumlardan, farklı sebeplerden kaynaklanıyor. Ona bizim de çok yapabileceğimiz çok çok fazla bir şey yok açıkçası. Efendim sizin özellikle firma olarak en önemli özelliklerinden bir tanesi de yurt dışında çok fazla fuara iştirak etmeniz, katılmanız. Dünyayı dolaşıyorsunuz bu anlamda. Çok fazla. Dünyada neler oluyor? Bu bizim Eylül ayındaki 4. fuarımız. Vicenza fuarını yaptık. Ondan sonra Hong Kong'a gittik. Arkasından Sharjah fuarını yaptık. Sharjah fuarının ertesi günü burası başladı. Buraya koştura koştura geldik. 4. fuarımız. Bu yılki 12. ya 13. fuarımız. Son bir ay içerisinde Avrupa'da fuar yaptık, Orta Doğu'da fuar yaptık ve Uzak Doğu'da fuar yaptık. Bunların hepsinin ortak noktası bütün fuarların çok yavaş geçmesi. Gerçekten alıcı sayısı çok az. Onsun altın fiyatının çok artmasından dolayı bir alımlarda bir azalma var. Faizler yüksek olduğu için dünyada o işlerimizi biraz sekte vuruyor açıkçası. Faizde yatan para çok fazla. Ama faizlerin düşmesiyle, ons fiyatının biraz daha sabitlenmesiyle belki savaşların biraz daha hafiflemesi, bazılarının bitmesiyle 2025 yılında biraz daha hareket olabilir. Amerikan seçimleri de önemli bu konuda. Çünkü o ya da bu gelirse belki en azından belki güneydeki savaşı çok fazla bir değişiklik olmaz ama kuzeyimizdeki savaşı da biraz etkisi olacağını düşünüyorum ben. Çünkü iki başkanın farklı farklı hedefleri var o savaşla ilgili. En azından kuzeyimizdeki savaş biterse belki ileride 2025'te bir Rusya-Ukrayna'nın açılma durumu olursa belki bize bir nefes aldırır. İnşallah duacıyız. 2024 herhalde biraz dalgalı geçti sektörümüz açısından. 2024 öyle geçti, öyle devam edecek. Yani açıkçası ben biraz toparlanın 2025'in son çeyreğinden ya da bir önceki çeyreğinden önce bir toparlanma olacağını sektörümüz adına çok düşünmüyorum. Biliyorsunuz bizim sektörümüzün kendi üzerinde de problemler var. Kendi ülkemizdeki kota sınırlamasından dolayı altında bir 4.000 dolar, 3.000 dolar değişiyor bu rakam. Öyle bir farklılıklar da var. Pırlanta'da biraz kar marjından dolayı biraz biz sübvanse edebiliyoruz ama altın ihracatı yapan firmalarımız gerçekten çok zor durumdalar. Çünkü 4.000 dolar kiloda çok çok ciddi bir rakam. Biz Dubai'lilerin ve İtalyanların gerçekten ekmeğini çok güzel yağ sürüyoruz. Çok müşterimiz Dubai ve İtalya'ya kaptırdık. Bu insanları kazanmak için biz yıllarca çalıştık sektör olarak. Bu bayrağı taşıdık ama maalesef çok büyük bir kısmını müşterimizin o bölgeleri kaptırdık ve onların tekrar Türkiye dönüşü bayağı bir zaman alacak. Yani kotalar kalktığı zaman, rakamlar düzeldiği zaman bile o insanların tekrar Türkiye dönüşü bayağı zaman alacak.
sizde ihracatçılar birliğinde büyük emekler verdiniz. Evet, çalıştım. Bununla ilgili çalıştınız. Evet, çok çalıştım. Ama özellikle bu altında kota olayı diyorsunuz. Özellikle müşteri kaybetmesine sektörümüzün çok sağlı, çok şey yaptı. İhracatçılar Birliği de çalışıyor bu konuda. Devletin üst kademeleriyle görüşmeler yapıyorlar. Yaptıklarını söylüyorlar ama şu ana kadar değişen hiçbir şey yok. Yani değişeceğini çok da umut etmiyorum ben kısa bir zamanda. İşte bu biraz ticaret hacmimiz, ihracatımız, ithalatımız biraz dengelenirse belki devlet kademesi kendi başına tamam bu kota kalkacak derse ondan bir süre sonra bu fark kapanacak ama ben bunu çok yakın zamanda olacağını düşünmüyorum. Efendim son olarak da 2025 ile ilgili planlar, hedefler neler? Yurt dışı ile ilgili var mı yeni rotalar? Onunla ilgili özellikle yeni pazar hedefleri olacak? Ya var, şimdi biz high jewelry konusunda bir bayraktarlık yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de mücevherin, lüks mücevherin de üretildiğini, çok güzel ürünler çıkartıldığını, sıra dışı ürünler yapıldığını dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bunun için de dediğim gibi 16-17 fuar yapıyoruz yurt dışında. Şu anda 2 tane fuara davet edildik. Bunlara siz başvurmuyorsunuz, fuarlar sizi davet ediyorlar katılmanız için. Yaptığınız ürünlere bakıyorlar, işte dünyadaki katıldığınız fuarlara bakıyorlar, iş hacminize bakıyorlar. Farklı kıstasları var. 2025'te bu 2 tane fuara katılacağız. Bu bizim için gurur olacak. Oradaki tek Türk firması olacağız biz o 2 fuarda. Burada biz Avrupa'nın ve Uzak Doğu'nun al kalite marka ürün satan mağazacılarıyla bir araya gelme ihtimalimiz var. Bu bizi heyecanlandırıyor. Yani çiteye gittikçe ileriye taşımak konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Tam tebrik ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.